paylaşma olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda iftar sofralarımızın nice böyle güzel günlerimizin olmasını temenni ediyorum. Ve hepinizin katılımlarından dolayı başta genel başkan yardımcımız ve sayın kaymakamım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bir konuyu da burada belirtmek istiyorum. Yazıhan'da Göztepe Barajı'ndan dolayı bir sulama konusu var, borunun patlama konusu var. Arkadaşlar bu konuda da biraz sabırlı olun. İnşallah pazartesi günü çalışmalar yoğunlukla devam ediyor. Pazartesi günü sisteme su verilecek. İnşallah yeniden bir patlama olmaz. Bu hususta yazıhanımızda 60 bin dönümlük ekili alan zarar görmez diye düşünüyoruz. Biz gününe, saatine takip ediyoruz. Siyasilerimiz takip ediyor, kaymakamımız takip ediyor, ilçe başkanımız, biz de hep beraber takip ediyoruz. İnşallah yeni bir arızayla karşılaşmayız. Burada gönlümüzü biraz ferah tutmamız lazım. Ayrıca 31 Mart seçimleri sonrasında böyle kalabalık bir toplumumuz olmadı. Bu vesileyle 31 Mart'ta göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı hakikaten Malatya'da vermiş olduğunuz destek bizi ilçe bazında ikinci sıraya, bizim nüfus bazındaki ilçelerde de birinci sıraya getirdiniz. Ben bu vesileyle bütün yazıhanlı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanı seçildikten sonra bize oy versin, vermesin. Biz herkesin belediye başkanıyız. 2014'ten 2019 yılına kadar hiçbir ayrım yapmadan mahallemiz arasında, insanımız arasında, herhangi bir metrekaremiz arasında bile ayrım yapmadan hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz, götürmeye çalışıyoruz. Büyükşehirimizle ilgili bir takım tasarruf tedbirleri var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da aşarız diye temenni ediyorum. Tekrar Kadir geceniz, Ramazanınız mübarek olsun. Ve 3 gün sonra hep beraber idrak edeceğimiz mübarek Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, kıymetli belediye başkanım, değerli protokolün değerli üyeleri, sevgili çocuklar, değerli yazıhanlılar, hepiniz öylesine bir muhterem bir gecede, mübarek bir gecede, bin aydan hayırlı bir gecede sizlerle burada birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle Kadir geceniz mübarek olsun. Allah senesini kedersiz eriştirsin inşallah. Buraya geldiğimden beri söylediğim bir cümle var. Başkanım da buna şahittir. Ben şu anda hepinizden daha çok yazıhanlıyım. Hepinizden daha koyu yazıhanlıyım. Bizlerin elde edeceği her şeyde ışın peşinden koşturmaya başkanımızla beraber, genel başkan yardımcımızla beraber inşallah hep beraber koşturmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve tekrar Kadir geceniz mübarek olsun diyorum. Evet, çok kıymetli kaymakamım, değerli mahallem, değerli belediye başkanım, il başkan yardımcılarım, yazıhan koordinatörüm, çok kıymetli muhtarlarım, değerli yazıhana yatırım yapacak kıymetli iş adamım, Vahap kardeşim, benim çok kıymetli yiğidin harman olduğu toprağın yiğit evlatları, yazıhanlı hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kader gecesi tuttuğumuz oruçlar, kabul, yaptığımız ibadetler Rabbim katında makbul olsun inşallah. Yüce Rabbim bizi bu mübarek iftar sofrasında buluşturdu. Binlerce kere şükürler olsun. İnşallah bizleri sizlerle beraber inşallah bayramlara da kavuşturacak. Önümüzde Ramazan bayramımız var. İnşallah sonrasında da bayramlarda da sizlerle birlikte olacağız. Biraz evvel
kıymetli başkanım Nevzat Öztürk başkanım 31 Mart'tan sonra ilk kez bir araya geliyoruz dedi. Evet, ilk kez bir araya geliyoruz. Ben bu vesileyle 31 Mart'ta Yazıhan'ın rekorunu kırarak en fazla desteği bu dönemde verdiniz. Bu rekoru kırdığınız için, Malatya'da da ikinci olduğunuz için hepinizi canı gönülden kutluyorum. Şimdiye kadar çok önemli hizmetler yaptık. Bundan sonra da hizmet yapmaya devam edeceğiz. Bu kültür merkezinden yollarımıza kadar, Boztepe Barajımıza kadar inşallah nasip olursa size yapılacak yeni yatırımlarımıza kadar, Kilistaş'ın fabrikalarımıza kadar birçok ilçemizde olmayan yatırımları Yazıhan'a kazandırdık. Bu kazanımdaki en önemli rol Yazıhan Belediye Başkanım Nevzat Öztürk'tür. Ben kendisini canı gönülden kutluyorum. Allah ondan razı olsun. İkinci teşekkürümü ise Yazıhan İlçe Başkanım nerededir? Yemek kartı. Veysel Ateş'e çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarıma ve bu hizmetin gelmesi için vesile olan Yazıhan'dan hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama burada şimdi bir yiğit kadın var. O yiğit kadın bizim kaymakamımız ve ben Yazıhanlıyım diyor. Ve Cumhurbaşkanımız da, İçişleri Bakanımız da Yazıhanlılar da biz de çok seviyoruz. Bundan sonra Yazıhan'ın bütün sorunlarında kaymakamımızın bir mandarlığında belediye başkanımız, meclis üyelerimiz üzerimize ne düşüyorsa hep birlikte yapmaya, bilin ki beraberce yol almaya sonuna kadar kararlıyız. Boztepe Barajı'nın sulanmaya başladığı anda, o ova sulandığında Yazıhan'ın nasıl mutlu olacağını biliyorum. Ve sulamaya başladığımızda Yazıhan'da şeker pancarı üretimi yapılmaya başlandığında, 300 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldığı andan itibaren de sizlerle birlikte ben de çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazıhan'da son yaşanan, özellikle boruların patlamasından kaynaklı sulamada yaşanan kriz bütün vatandaşlarımız tarafından bize iletildi. Muhtarlarımız aradı. Bizim ilçe başkanımız, Veysel başkanım aradı. Nevzat başkanımızla beraber ve Devlet Su İşleri il müdüründen bölge müdürüne, genel müdüre kadar Yazıhan'a eğer suyu veremezsek biz Yazıhan'a gitmeyiz dedik. Çok hızlı bir çalışma, tamirat ve tadilat yapılıyor. Allah nasip ederse en geç salı gününe kadar, başkanımız söylediği pazartesi gününe kadar sulamayla ilgili sorunlarımız da çözülmüş olur inşallah diyorum. Bu iftar sofrasında bu kadar uzun konuşmak akıl kârı değil. Kadir gecemizin tekrar mübarek olmasını, kabul ettiğiniz duaların kabul ve makbul olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ve bir alkışı Vahap Tanrı verdi kardeşime. İstihdam sağlayacak, yatırım yapacak. Kaç kişi çalışacak Vahap kardeşim? 700-800 fabrikayı Allah nasip ederse, mekanik organize sanayide nasip olursa inşallah insanlarımıza istihdam sağlayacak. En az 700. 500 olursa kabul etmeyiz. 700 var kardeşim. 700 kişi, 700 evladımıza istihdam sağlanacak. Tekrar Kadir gecemiz mübarek olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ederim. Sevdamız burası. Kendi altımız için çalışıyoruz. Geçen de ben de buradan çıktım. Çoğu bilir ben bakkal ameliyatı oluyum. Bunu hiçbir zaman unutmadım. 30 yıldır İstanbul'da tekstil yapmaya çalışıyorum. Şu anda dünyanın 7 ülkesinde ofislerim var. Ama tek amacım burada sizlere hizmet etmek. Sizlere bir şeyler yapabilmek. Başka hiçbir amacım yok. Buraya geldiysem de hiçbir ticari amacım yok. Helal. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı çalışmalar.
kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz haberdar ile ya Rabbi. Allah'ım okunan Kur'an'ın yüzü suyu hürmetine sen ülkemizi, Malatya'mızı, Yazıhan'ımızı her türlü afattan, beladan, kazadan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bizlere, ülkemize birlik, dirlik nasip eyle. Ya Rabbi ülkemizin aleyhine çalışan şer odaklarına ya Rabbi sen fırsat ver. Şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine ya Rabbi oynanan oyunları ya Rabbi kenarda kalmışsınız ya. Aşağıda yemek yok hele yemek. Önce aşağıya gidin. Protokol falan falan. Sayın Kayyum Oğuz'un da bence yazar var diye de dirijan olmuş. Öyle bakacağız. Bizim sevdamız memleket. Nevzat Başkanım 3 yıldır bana burada bir şeyler yap, burada bir şeyler yap deyip tutuyor. Bir takım prosedürlerden dolayı yazıda kuramadık. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın merkezi yasası kaynaklı. Artık 6. bölgedeyiz. Organize sanayi bölgesindeyiz. Organize sanayideyiz. Yaptık fabrikamızı bitirdik. Allah nasip ederse 10 Haziran bayram sonrası ilk günü şu anda 200 civarında insanları istihdam ettik. Başladık inşallah 40 gün içerisinde de 700 ile 800 arasında
kentlerini barındıracak tesisimizi kurduk. Amacımız yazan. Biz diyoruz ki şu ana kadar hiç kimse yapmadı. Biz yazandaki bütün köylere 14 kişi üstü gelecek her insan topluluğuna servis koyacağız. Çünkü Nevzat Bey'e bu sözümüz var. Birinci aşamada tekstil mühendisi, endüstri mühendisi, makina mühendisi ve tekstilde çalışmış olan baskı, nakış ve dikişle ilgili her türlü en ufak bilgiye sahip arkadaşları alacağız. Arkasından çok yakında oraya oturduğu gibi yazıhanede da iki tane atölye kuracağız. Ve burada çevre köyleri toplayarak... Evet, aferin. Çevre köylerde 18-30 yaş arası bütün genç kız ve delikanlılarımızı bekleyeceğiz, alacağız ve onları burada eğiteceğiz. Şu anda yaklaşık 15 ile 16 arasında teknik kadromuz geldi Malatya'ya, yerleşti, evlerini tuttuk, oturttuk. Onlar gelip burada eğitim verecekler, çocuklarımızı yetiştireceğiz ve götüreceğiz, fabrikamızda çalıştıracağız. Bu arada buradaki iki atölyede yapacağımız bütün üretimden gelen geliri de yazana kullanacağız. Hayır olarak okula, camiye, her konuda. Atölyelerde kaç kişi çalışacak? Her bir atölyede 100 ile 120 kişi arasında çalışacak. Yani...